öncelikle hoşuma giden yeni bir olaydan bahsetmek istiyorum. Artık sapık gibi kılıflarımın hepsini aynı renk taşıyorum bu şekilde. Ama güzel oluyor. Tavsiye ederim. Bununla ilgili de çok soruyorsunuz. İlerleyen günlerde çok güzel olarak sizlere ulaştıracağım. Arkadaşlar iyi akşamlar, iyi geceler, iyi uykular, günaydın. Bu videoyu ne zaman izliyorsanız, çünkü bir aksilik olmazsa bu videoyu gece koyacağım. Bugünümüzün konusu iOS 15.2 sonunda halka açık olarak benim geçtiğimiz haftalarda söylediğim tarihte yayınlandı. Öncelikle eğer ki beta sürümü kullanıyorsanız ve RC2 güncellemesini indirdiyseniz, bu güncelleme size gelebilir, gelmeyebilir. Benim telefonumda gördüğünüz gibi hala RC sürümü mevcut, göstereceğim şimdi. Ama bu güncelleme bana yine de geldi. Gördüğünüz gibi burada konfigürasyon profili olmasına rağmen geldi. Dolayısıyla bilginiz olsun, gelebilir. Neyse, bu güncelleme bana 391 MB olarak geldi. Sizin cihazlarınızda farklılık gösterebilir. Bu bir problem demek değil. Ben bu güncellemeyi yapmadan önce telefonumda 91.45 GB boş yer varken, güncellemeyi yaptıktan sonra 91.08 GB telefonumda yer kaldı. Yani güncelleme benim 13 Pro Max'imde yer açmadı. Yapım numarasına bakacak olursak 19C57. Bu güncellemede modem güncellemesi de var, ancak bu modem güncellemesi muhtemelen Türkiye'deki problemleri çözmek için değil, 4G ve 5G arasında Amerika'da ya da 5G'nin olduğu diğer ülkelerdeki geçişleri kontrol etmek için. Dolayısıyla yine de ama bir şansınızı deneyin. Yani bağlantı sorunu yaşıyorsanız belki bu iyi gelebilir. Şimdi ilk değişiklikten bahsetmek istiyorum. Planlı özet. Planlı özet neydi? Telefonumuza gelen bildirimleri toplu bir şekilde belirli bir saatte almayı sağlayan bir arayüz ve gördüğünüz gibi bu arayüzde de bir değişiklik söz konusu, bir güncelleme var. Instagram'dan mesaj atan arkadaşlarıma da selamlar. Eğer sizde bu bildirim özeti açık değilse ve bunu nasıl açacağınızı merak ediyorsanız, ayarlara geldiğinizde bildirimler derseniz gördüğünüz gibi zamanlanmış özet şeklinde burada görmek mümkün. Bir diğer güzel özellik ve ihtiyaç olduğunu düşündüğüm özellik burada Apple Müzik'te geçerli. Ben bir çalma listesi açmak istiyorum buradan ve bu çalma listesini aşağıya doğru çektiğimizde artık aradığımız şarkıyı buraya yazabiliyoruz ve çalma listelerinde şarkı arayabiliyoruz. Sene 2022 oldu, Apple Müzik bunu hala yeni yapıyor. Sıradaki değişikliğimiz Apple Müzik abonelikleriyle alakalı. Gördüğünüz gibi Apple Müzik'teki abonelikler Türkiye'de bu şekilde gözüküyor. Ancak bu aboneliklere Amerika'da ya da yurt dışında bir de Siri ile kontrol edilebilen Apple Müzik değişikliği ve paketi geldi. Ama Türkiye'de ben bunu göremedim. Bir diğer değişiklik Apple'ın lansmanında iOS 15'ten bahsettiği özelliklerden bir tanesiyle ilgili. Uygulamaların tek tek gizlilik raporlarını edinebilme ve bu raporlar üzerinden çeşitli verileri görebilme. Bunun için ayarlardan gizlilik kısmına geliyoruz ve aşağıya doğru indiğimiz zaman uygulama gizlilik raporu diye bir kısım var. Buraya basıyoruz. Burada gördüğünüz gibi ben daha bugün açtım bu özelliği. Bu yüzden bu kadar yeni gözüküyor ama geçtiğimiz 7 güne dair olmak üzere birçok uygulamaların eriştiği gizlilik noktalarını görebiliyoruz. Ben buradan tümünü göster diyorum. Mesela burada WhatsApp Business neye erişmiş? Kişilere erişmiş. Harita neye erişmiş? Adrese erişmiş. Mail neye erişmiş, kişilere erişmiş gibi birçok noktayı buradan görmek mümkün. Bununla ilgili bir sürü değişiklik de var. Uygulamaların hangi ağları kullandığını da buradan görebiliyorsunuz. Mesela ışıklarımla ilgili birçok şey burada farklı farklı alanları da kullanmış. Web siteleri gibi birçok detay var burada. Gördüğünüz gibi hepsine tek tek bakabilirsiniz ama kurduktan sonra belli bir vakit geçmesi gerekiyor. Ayarlardan Wi-Fi'ye girdiğimizde bir Wi-Fi'nin i tuşuna bastığımızda burada IP takibini sıfırla diye bir seçenek var. Böylece Wi-Fi'nin IP'mizi takip etmesini engelleyebiliyoruz. Sıradaki özellik için iCloud Plus kullanmanız gerekiyor. Ben 2 TB'lık iCloud kullandığım için zaten hali hazırda iCloud Plus kullanıcısı olarak sayılıyorum. Burada mail adresinizi gizleyebiliyorsunuz. Bunun için öncelikle bu ayarlardan isminize tıklamanız gerekiyor ve buradan iCloud'a bastığınızda e-postamı gizle kısmına basarak buradan çeşitli ayarları yapmanız gerekiyor. Şimdi ben bir mail yazmayı deneyip size göstereceğim. Mailim zaten açık değil burada. Mail adresimi açtım, bir mail oluştur dedim ve burada bilgi gizli falan filan kısmına bastığınızda mail adresinizin üzerine basarsanız e-postamı gizle diyebilirsiniz. Burada eğer ki size bir hata verirse o zaman burada ilet kısmına gelip az önce mail adresinde gözüken mail adresimizi seçmemiz gerekiyor bilginize. Şimdi benim en beğendiğim iOS 15.2 özelliklerinden birine gelmek istiyorum. Allah muhafaza bize bir şey olursa bizim bilgilerimizi veya dijital olan mirasımıza kim sahip olacak ve kim görecek sorusuna Apple güzel bir çözüm getiriyor burada. Ve bunun için de Legacy Contact dediğimiz bir şey çıkarıyor. Buradan iCloud kısmına geliyoruz. iCloud kısmından
parola ve güvenlik kısmına geliyoruz. Parola ve güvenlik kısmına geldiğinizde burada varis diye bir şey var. Bu varise basıyoruz ve varis ekleyebiliyorum. Ben mesela kardeşimi varis olarak ekleyeceğim buraya. Sistem telefon numarası üzerinden çalışıyor. Gördüğünüz gibi dijital mirasınıza erişim tarzında bir yerde var. Bütün detayları buradan görebiliyoruz. Sürdür dediğimizde de bunu kurmayı böyle tamamlayabiliyoruz. Bu arada bunu istersek mesajla gönderebiliyoruz. İstersek de bir kopya yazdırabiliyoruz. Bildiğiniz fiziki olarak. Hatta burada da bu şekilde bir mesaj gönderiyor. Çok önemli bir şey göstermeyi unuttum. Şimdi size onu göstereceğim. O yüzden videoyu çektikten sonra burayı ekliyorum. 15.2'de biz artık telefonumuzda değişmiş olan kısımları eğer bir servis geçmişimiz varsa görebiliyoruz. Buradaki gibi bir ekranda, hani Türkiye'de bu çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum ama galiba çalışıyor. Bakın, yaklaştırdığımızda şurada ayarlar kısmını, hakkında kısmına girdiğimizde buradaki bataryanın ve kameranın mesela değişmiş olduğunu ve bunun orijinal olup olmadığını görebiliyoruz. Ve buradaki orijinallik kriteri maalesef ki Apple'ın orijinal değiştirdiği ürünler sadece. Yani bu ne demek oluyor? Ben bu bir 13 Pro Max ya. Gidip bir 13 Pro Max daha alıp onun ekranını buna taksam telefon bunu tanımayacak ve ben Face ID'yi kullanamayacağım. Niye? Çünkü o parça daha önce başka bir Apple cihazıyla eşleştiğinden dolayı. Ve bu özellikle hani güvenilir alışveriş yapmak için evet güzel ama cepleri de yakacaktır. Ben örnek olması için kendiminkini göstereceğim ama dediğim gibi Allah'a şükür daha değişen bir şeyimiz yok. Buradan ayarlara girdiğimizde genel kısmına gelip hakkında'ya bastığımızda ya da burada başka şeylere bastığımızda görebilmeliyiz. Bunun altında sınırlı garanti süresinde de çıkabilir yine ama şu anda gördüğünüz gibi gözükmüyor. Değişikliklerden bir tanesi de Bul uygulaması üzerinde, fakat şu anda yanımda bir AirTags olmadığı için gösteremeyeceğim. Eğer sizin tanımadığınız ve bilmediğiniz, sizi takip etme özelliğine sahip olan bir cihaz varsa yakınınızda, telefonunuz sizi bu konuda uyarıyor. Çevrede bir AirTag var, dikkat et diyor. Bu şekilde bu AirTag'in sapıklık boyutunu da aşmış oluyoruz. Telefonumuzda SOS modu için farklı özellikler geldi. Bu neydi normalde? Üst ve yan tuşları aynı anda basılı tuttuğumuzda bu kısma basılı tutmaktı. Ancak bununla birlikte bize birkaç tane de farklı özellik eklendi yine. Burada ayarlara girdiğimizde yine aşağıya doğru iniyoruz ve acil SOS kısmına basıyoruz. Bakın burada 5 kez basarak ara, basılı tutarak ara, geri sayım sesi gibi birçok özellik var. Bu özellikler aslında değiştirilebiliyor ancak Türkiye'ye henüz gelmemiş olabilir. Hangi numarayı arayacak, ne yapacak gibisinden. Normal şartlarda burada bunun değişmesi gerekiyor. TV uygulamasında iPhone'larımızda Store tuşu eklendi. Yani oradan alışveriş yapabiliyoruz. iPad'lerimiz için de bir tane değişiklik var. Onu da göstereceğim şimdi. TV uygulamasına giriyoruz. Ve şu üst kısımdaki gördüğünüz sidebar dediğimiz olay ve store kısmı yeni gelmiş oluyor. Bunun aynılarını iPhone'larımızda da görmek mümkün ama sidebar'ı değil de store kısmını. Eğer ki iCloud ağında çocuk olarak kayıtlıysanız, sizin iCloud mesajlarınıza bakmadan size gelen görsellerin uygun olup olmadığını bir yapay zeka ile telefonlarımız algılıyor ve eğer uygun değilse bunu çocuk kayıtlı olan kişilere göstermiyor. Aslında baktığımızda gerçekten çok güzel bir özellik. Dediğim gibi burada önemli nokta şu, cihazlarımızın içerisine bakmıyor, bunu Neural Engine dediğimiz yapıyla algılıyor. Şimdi size bir değişiklik daha göstermek istiyorum. Bu iPhone 13 Pro ve Pro Max için kullanılıyor. Buradan ben fotoğraf çekmeye geldiğimde elimi bu tarafa böyle yaptığım zaman kendi kendini gördüğünüz gibi makro moduna alıyor. Normalde biz bu makro moduna geçişi denetleyemezken artık şu alt kısımda gördüğünüz sarı tuş sayesinde denetleyebiliyoruz. Ben buna bastığımda gördüğünüz gibi makro modunu kapatıyor, bastığımda açıyor. Bu tuşun sizde belirmesini istiyorsanız ya da sizde belirmediyse ayarlara girmeniz yeterli. Buradan kamera kısmına basıyoruz ve kamera kısmının en altına gittiğimizde gördüğünüz gibi makro denetimi diye bir kısım var. Bunu açıp kapatırsanız o tuş sizin için gelebilir ve gidebilir. Yine CarPlay'de bir güncelleme var. Bunu da maalesef ki gösteremeyeceğim. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı unutmayın. Canım çıktı bu videoyu yaparken. Teşekkür ediyorum. Bir diğer özellik de şurada var yine. Ayarlara girdiğimiz zaman ya da ayarlara girmeden Apple Pencil'la buradan gördüğünüz gibi notları vesaire çıkarabiliyorduk biz. Bazen de çıkaramıyorduk. Bunun için ayarlardan Apple Pencil'a gelmemiz ve burada sol köşe ve sağ köşeyi gördüğünüz gibi birkaç tane özelleştirmeyle birlikte artık değiştirebiliyoruz. Bence iPad kullanıcıları için önemli bir özellik. Telefonumu Bul'da bir değişik özellik daha var. Artık telefonumuzun şarjı gerçekten çok azalsa bile iPhone'umuzu 5 saat daha şarjımız bittikten sonra ya da çok düşük şarjdayken bile bulabiliyor.
Hisseler yani Stocks uygulamasında yine birkaç tane değişiklik var. Anımsatıcılara geldiğimizde yukarıdaki 3 noktaya basarsak eğer anımsatıcıları seç diyerek bütün anımsatıcıları tek seferde silebiliyoruz. Böylece zamanında anımsatıcı kullanmaya merak salıp da onları orada bırakanların tekrar anımsatıcıları kullanmaları çok daha kolay bir hale geliyor. Genel olarak iOS 15.2'de var olan değişiklikler bunlar. Ben birkaç tane de çözülen problemden bahsetmek istiyorum. Ses kontrol açıkken bazen Siri çalışmayabiliyordu ama artık çalışıyor. Yani ben malum kelimeyle birlikte Siri dediğim zaman artık beni duymuyorken bazen şu anda duyabiliyor. Fotoğrafları biz eğer RAW halinde çekiyorsak 3. parti uygulamalarda çok parlak gözüküyordu bu fotoğraflar. Artık bu şekilde değil, bu çözüldü. Mail takvim senkronizasyonu düzeldi. CarPlay'de garaj kapılarını açabiliyoruz. Bazen Apple Müzik kullanırken telefon aşırı lüzumsuzca ısınıyordu ki bu bende de vardı. Ama bu problem bu güncellemeyle çözülmüş gibi duruyor ve birkaç tane de güvenlik güncellemesi var. Şimdi gelin bakalım bir benchmark skorlarımıza. Burada geçmişe baktığımızda CPU'ya girdiğimiz zaman 1701, 4261, 1749, 4243. Single core'da bir gelişmemiz var ufak da olsa. Multi core'da da pek fazla bir değişiklik söz konusu değil. Bence bunların ikisi de hani kale almaya değmez. Compute'a geldiğimiz zaman ise gördüğünüz gibi 13714'ten 14232'ye bir yükselme var. Ben Compute'da büyük bir yükselme gördüm. Fakat ben bunları beta sürümüyle kıyaslıyorum tabii ki. Önceki asıl sürüme bakarsak 14393, 14232 yani bir tık azalmamız mevcut ama ben bir problem göreceğimi düşünmüyorum. Şimdi performans konusunda konuşmak gerekirse yani şimdi yorumlara küfür etmeyin tabii ki ama 13 Pro Max olduğu için performans açısından ben hiçbir problem yaşamıyorum. Ama inanılmaz fazla hata var ve beta sürümünden kaynaklı değil bunlar. WhatsApp'ı kullanıyorum, sürekli kendi kendine yan çevriliyor. Instagram uygulamasından atıyor. Instagram'daki ses problemi zaten başlı başına bir sıkıntı. Ivır zıvır yani Puffin doğru düzgün çalışmıyor. Bir uygulamanın bir web sitesinin mobil versiyonu değil de masaüstü versiyonunu görmek istediğimde problem oluyor. Binance atıyor sürekli. Google Maps çok kötü. Apple Maps zaten daha da kötü. Yani birçok problem var. Performans olarak beni engelleyen şeyler bunlar. Ama onun dışında telefonun hızı ıvır zıvır bunlar gerçekten çok çok iyi. Batarya konusuna bakacak olursak benim genel olarak dikkat etmeye çalıştığım nokta telefonumu %80'in üzerinde şarj etmemem. Bu güncellemeden sonra da zaten kapasitemde bir düşüş olmadı. Buraya baktığımızda son 24 saatte benim aşağı yukarı 3 saat 52 dakika açık 53 dakikada kapalı ekran süresi aldığımı görebilirsiniz %81'den beri. Yani ben %31 ile yaklaşık olarak 4 saat ekran süresi 53 dakikada kapalı almışım ama burada son 24 saatten ziyade birkaç günde olması gerekiyordu. Güncellemeden sonra mı gitti anlamadım. Ekran süresine baktığımızda ortalama 9 saat 42 dakikalık bir ekran sürem var ve iCloud'daki diğer cihazlarla birleşik değil bu. Ama dediğim gibi burada da bir değişiklik olmuş. Ben de şu an fark ettim. Genel olarak bu güncellemeyi kimler yapmalı diyecek olursanız ben 15.2'nin yani iOS 15'in en büyük şu ana kadar yapıldığı destek güncellemesini herkesin yapmasını maalesef ki tavsiye edemiyorum. Çünkü çok fazla hata var. Yani siz var olduğunuz versiyondan memnunsanız bence bu güncellemeyi yapmayın. Ama telefonunuzun yavaş olduğunu düşünüyorsanız, telefonunuzda belli başlı bir problem varsa o zaman bu güncelleme yapabilirsiniz ve bu güncelleme yapmak sizin telefonunuzdaki belli başlı problemleri çözebilir. Ben bu arada video koymuyorum diye düşünmeyin lütfen. Sürekli shorts videoları atıyorum. Bunlara da bakın, aralarda yorum yapın, izleyin, değişik şeyler çıkabiliyor. Fakat günün sonunda baktığımızda ben bu güncellemeyi hala iOS 15'in stabil olma durumundan çekinenlere tavsiye etmiyorum. Onun dışında hani denemek istiyorum derseniz de gayet yeterli bir sürüm şu anda. Problem olanlar, denemek isteyenler, telefonundan memnun olmayanlar bu güncellemeyi yapabilir. Ama onun dışında benim tavsiyem maalesef ki hala ve hala beklemeniz yönünde olacaktır. Buradan sonra zaten muhtemelen cuma günü ya da haftaya bir beta sürümü daha görmüş oluruz. Onun üzerine de o günlerde konuşuruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bye bye.